Geçiş oyununa hoş geldiniz. 15. hafta maçlarıyla kadro mühendisleri olarak sizlerleyiz. Hoş geldin Mali, nasılsın? Hoş bulduk Barış. İyi olmaya çalışıyoruz ya. Beşiktaş çok kötü olduğu için moralimiz bozuk tabii. Lige havlu at bakalım. Evet, Beşiktaş için zor bir dönem olacak. Biz sosyal lige devam edeceğiz tabii. Mali, bu son Giresunspor maçından sonra evdeki Giresunspor magnetine ne oldu? Onu da açıklarsan sevinirim. Ya, buzdolabında zaten kırık bir magnet vardı. Daha önce kırılmıştı. Bu zorla tutturuluyordu. Evet. Ben de maçtan sonra bir soda içim dedim. Vay, magneti gördüm. Zaten düşecek. Ben de tekrar kırılmasın diye aldım. Ve çöpe gönderdim kendisini. Böylelikle ikinci defa yere düşüp kırılmaktan kurtulmuş oldum. Beşiktaş maçıyla çok bir alakası yok. Yok, tamam, ne bileyim. Aslı ona bağlamış da onun için. Yani Twitter'dan evet, takip ettiğim Aslı kadarıyla. Bazı sorunlar yaşadık evet Giresun sebebiyle. Yani Aslı'yla... Aslı sevindi mi bari Giresunspor galibiyeti? Aslı'yı evden gönderemediğimiz için magneti çöpe attı. Evet, yuva yıkılmasın, magnet gitsin, evet. Şey güzel. Oldu bu, Hollanda'ya portakal tepkisi vardı ya. Portakallar evet. Kesilmişti, ona benzedi. Aslı da aynısını söylemişti zaten. Bizimki de öyle bir tepki oldu. Benim için de ilginç bir maç vardı. Malatyaspor Galatasaray maçı vardı. Ya işte şey, Galatasaray kazanamadı, kazanabilirdi. Malatya'nın zaten bir pozisyonu yok. İşte bu tip maçları kazanmak önemli. 1-0 bir şekilde Galatasaray almalıydı, alamadı ama Galatasaraylılar, yani ben de dahil pek çoğu, Beşiktaş ve Fenerbahçelilere göre biraz daha olumlu. Hem Avrupa'daki gidişten dolayı hem de takım genç, yeni yapılanan bir takım olduğu için belki biraz daha olumlu bakıyoruz ama tabii ki yarışın dışına çıktık artık. Kabul ediyorum ben de bu Trabzon buradan verirse. Dediğin gibi Avrupa yani. Sadece Avrupa olmasaydı aynı durumda olacaktık muhtemelen. Yani kimse takım... Sadece Avrupa olduğunu düşünmüyorum ben. Galatasaray'ın kurduğu şöyle, kadro büyük takım... sadece bu yıl için değil. Tabii ki Barış... Avrupa'da da elenseydik mesela şeye, zayıf bir takım ya da bu grupta sonuncu olsaydık şey olmazdı. Genç takım gelişecek demezdik ama oradan umudu aldığımız için bir şekilde daha şey yapabiliyoruz, tutunabiliyoruz. Ya, Türkiye olduğu için şöyle söyleyeyim sana. Şimdi Marsilya'ya kaybetseydi Galatasaray, sonra Lazio'ya da kaybetseydi gruptan çıkamayacaktı. Lider geldiği gruptan. Tamamen sonuçlar üzerinden gidiyoruz maalesef. Ortalık karışırdı. İlkte de durum belli. Bu yapılanma seneye korunacak mıydı? Yani Fatih Terim bile belki tartışılı duruma gelecekti. Bu bahsettiğimiz genç oyuncular belki de seneye takımda olmayacaklardı. Yani Türkiye'de içinde bulunduğumuz ortam o kadar garip ki kimse Galatasaray genç takım yapılanacak, seneye hazırlanıyor demeyecekti. Tamamen bu senenin başarısına odaklı olduğu için. Ya Levent Üzemen falan diyordu ya, Morutan yetenek olarak Galatasaray'da oynayacak oyuncu değil falan diye yorumlar yapıyorlardı. Yani onlar şey, bizde medya işte şey çok kötü de yani yine ben memnunum ya, ben kendi adıma söyleyeyim. Memnunum, hoca da bu yılı tamamlayıp başka birine devretme. Neyse, derin konulara girdik, kadromuzu çok normal. Ya tabii ki işte Keremler, Haliller, Berkanlar, şu an işte Çıkıldağ, gerçekten heyecan verici bir takım var. Daha da iyi olabilirler dediğin gibi ama maalesef Türkiye'de iki sonuç aldığın zaman zaten yarıştan da kopmuşken bambaşka bir yere gidebilir bu takım. O yüzden yani Kemal'in keşfetleri diyorum ve daha fazla uzatmadan istersen. Hadi başlayalım kaleyle. Adımızı kaçırmadan kaleyle başlayalım. Görüyorsun zaten kaleci tercihim. İlk Mali'nin kadrosunu görüyor YouTube'dan izleyenler. İlk tercihim Berke olacak. Fenerbahçe'de çok böyle çalkantılı dönemler geçiriyor. İşte Vitor Pereira'nın gönderileceği, yerine Farioli'nin geleceği söyleniyor. Tekrardan yeni bir yapılanma içine girebilir Fenerbahçe. Ama bu durumda oynayabileceği herhalde en iyi takım Çaykur Rizespor. Yani hep Giresunspor'a falan böyle konuşuyorduk sezon başında ama Giresunspor hep sonrasında üzerine koyarak devam etti. Zaten son haftada aldığı sonuç ortada. Sonuç almasa da belli bir oyun kalitesinde devam ediyor. Ama Çaykur Rizespor'da bunu göremiyoruz. Zaten hafta içinde Ankara Spor'a da elendi. Gerçi elendikten sonra Hamza Hamzaoğlu Fenerbahçe maçına hazırlanıyoruz dedi ama ben ne kadar hazırlanırsa hazırlansınlar. Fenerbahçe'nin bu kaotik durumunda olmasına rağmen Rizespor'un bir varlık gösterebileceğini düşünmüyorum. Bu sebepten Berke'yi ben aldım. Ha, olur da belli başlı ataklar gerçekleştirirseler Berke de kurtarış yüzdesi iyi olan bir kaleci. Buradan da artı bir puan getirebilir. Bu sebepten benim ilk tercihim Berke oldu. İkinci isim de Giresun'dan bahsettik zaten. Giresunspor'dan Okan Kocuğu tercih edeceğim ben. Oyunun en çok puan alan kalecilerinden biri. Üçüncü ya da dördüncü olması lazım Okan Koçuk. Aynı bir 2-3 hafta formasını da kaybetmişti. Yani düzenli de oynamadı. Aynen öyle ve en çok clean sheet alan kalecilerden de biri. Hatta Şehiç, Münir ve Serkan'la beraber 5 clean sheet olması lazım.
Beşer klinşitle ligimizdeki en fazla gol yemeden maçı tamamlayan kalecilerden. Giresunspor da aynı şekilde 5 ya da 6 maçta gol yemeden tamamladılar. Bu sebepten ben Giresunspor'un son Beşiktaş maçının da moraliyle bu hafta gol yemeyebileceğini düşünüyorum. İkinci isim olarak da Okan Kocuğu ben tercih ettim. Senin kaleci tercihlerini dinleyelim. Yedek kaleci tercihim Berke Özer benim de. Ya bu Fenerbahçe iyi savunma yaptığı için değil, Rize Spor'la oynadığı için. Ve Berke çok ucuz, bütçe dostu. Onun için aldım. Benim bu hafta en güvendiğim takımlardan biri Konyaspor. Konyaspor geçen hafta da kötü bir maç geçirdi ama oyun olarak ben kötü bulmuyorum kesinlikle. Konyaspor'un Malatyaspor'u da biliyorsun sevgimi ama beğenmiyorum Malatyaspor'u. Konyaspor'un kazanacağını düşünüyorum o maçta. Bir de Malatyaspor muhtemelen Konya maçına da Galatasaray maçı gibi çıkar. Biraz az biraz çok, yani savunma öncelikli çıkar. O durumda da rakip kaleye pek yaklaşacaklarını düşünmüyorum. Konyaspor topu vermez ve maçı kazanır bence. Gol yemeden de kazanabilir. Böyle 2-0 falan kazanacağını düşünüyorum Konyaspor'un. Onun için İbrahim Şehiç de kaleci tercihim. Güvenilir tercihim Şehiç. Ucuz ve yedek tercihim de Berke. Ya ben de Konyaspor'u galibiyete yakın taraf olarak görüyorum zaten. Hani kadrosu da bunu göreceğiz. Hatta buradan hemen savunmaya geçiş yapalım ve ilk isimle başlayalım. Bu senenin parlayan yıldızlarından. O da kulübüyle sözleşmesini uzattı. Geçen hafta kart cezalısıydı. Sağdaki yerini alamadı. Zaten Konyaspor da bunun eksikliğini gördü. Bu hafta formasına tekrardan kavuşacak Abdülkerim. Dediğin gibi Konyaspor da Malatya karşısında galibiyete yakın taraf olarak duruyor. Bu sebepten çok fazla uzatmadan ilk tercih olarak Abdülkerim'i aldım ben. İkinci isim Galatasaray'dan olacak. Galatasaray'da dediğim gibi bu yapılanma ve gençlerle birlikte heyecan verici bir takım oldu aslında. Sonuçlar ligde çok istediği gibi olmasa da o tempoyu yakaladığı zaman gerçekten göze hoş gelen bir futbol oynuyor. Rakibi de bu hafta nispeten hani ligin böyle ne yapacağı belli olmayan takımlarından ama çok da fazla böyle oyun vaat etmeyen bir takım. Hani Başakşehir karşısında tamamen savunmada bekleyerek hiç çıkmadan bir puan hedefleyen bir oyun oynayan Altay vardı. Benzer bir oyun oynayacaktır muhtemelen. Nef Stadyumunda, Telekom diyecektim tabii ismi değişti. Nef Stadyumunda oynanacak maç. Mustafa Denizli ile beraber yine kapanan bir futbol tercih edecektir. Bu sebepten Altay'ın çok gol atabileceğini düşünmüyorum. Galatasaray'dan da açıkçası ucuz olduğu için Victor Nelson'u aldım ilk tercih olarak ve bekle kimin oynayacağını tahmin edemedim. Yani Fanal Holt'u alacaktım ama son Galatasaray maçında o içeri çeviremediği toptan sonra Fatih Terim'in hareketini görmüşsündür. Devamında çok hemen... haklıydı bu arada. Çok Efendim? Haklıydı da oyundan almakta değil ama hareketinde çok haklıydı. Ben de çok kızdım. Yani böyle bir maçta ya offside de pozisyon muhtemelen de yani senin öyle oradan şut vurmaya hakkın yok. Sen pası ver, gol olsun ya da olmasın, iptal olsun yani. O maç o hareketi yapacak maç değil. Maçında da verdi, veremedi ya muhtemelen o yüzden vurdu ama. Tamam veremesin ya. Verememesine razıyım ben. Fatih Terim takılıyor böyle şeylere. Bu sebepten bu hafta yedek görebiliriz diye düşündüm. O yüzden kadroya almadım ve Victor Nelson aldım daha garanti tercih olarak. Üçüncü isim de Antalyaspor'dan. Antalyaspor'da yükselen formuyla Nuri Şahin'le beraber ligimizde ses getiren takımlardan biri. Farklı oynamaya çalışıyorlar. Farklı hedefleri var. İyi de oynuyorlar. Alanyaspor'a karşı net bir galibiyet elde ettiler. Ben Veysel Sarı'yı tercih ettim. Hani Bünyamin zaten çok önemli bir isim. Golleriyle, asistleriyle ön plana çıkıyor. Muhtemelen bu hafta herkesin takımında olacak. O yüzden ben biraz farklılık yapayım dedim. Veysel'i tercih ettim. Veysel de nadiren de olsa ileri çıkıp gol bölgelerinde etkili olabiliyor. Bu sebepten ben Veysel'i aldım. Tamamen farklılık olsun diye aslında dediğim gibi çoğu isim Bünyamin'i tercih edecektir. Ben Veysel'le ön plana çıkmak istedim. Biraz şansımı denedim diyelim. Yedek tercih olarak da Göztepe'den bir isim aldım. Murat Paluli'yi. Onu da çoğu zaman eleştiriyoruz. Hani oyun bilgisi, işte yeteneğinin sınırlı olduğunu söylüyoruz ama her zaman mücadele ediyor, katkı veriyor. Zaten bu Hatay döneminde de sonraki oynadığı takımlarda da hep etkili olmuş. Bu sebepten ben yedek isim olarak Murat Paluli'yi tercih ettim. Göztepe'de Fenerbahçe maçında bir kıpırdanma yaşadı. Burada devam ettirmek isteyecektir. İçeride uygun bir rakiple oynuyorlar bence. Bu sebepten Murat Paluli yedek isim olarak tercih ettim. Ve senin defans tercihlerini merakla bekliyorum. Bakalım aynı isimleri tercih ettim bu haftada. Abdülkerim Bardakçı bende de var. Ya geçen hafta Cilerme'yi almıştım. İyi de maç çıkarmıştı. Ama Abdülkerim hem 1 milyon daha ucuz hem de şimdi geri dönecek. Ya ilginç gerçekten. Golet bu kadar yakın bir savunma oyuncusu. Özellikle duran toplarda. Onu almamak olmaz. Bir diğer tercihim. Biraz risk aldım çünkü diğer üçüne güveniyorum. Gol atabilen bir stoper olan bizim Mertişko'nun prensi Dimitrios Kutas.
Alanya Spor'la oynuyorlar ama Alanya Spor'da bir düşüş. Sivas'ta da bir kıpırdanma var. Denemeye değer bence. Bünyamin'i aldım. Bünyamin'in de gerçekten ilginç Nuri ile ilişkisi, Nuri Şahin'le. 2 hafta önce hatasıyla maçı kaybettirmişti. Nuri sarılmıştı ona, teselli etmişti. Bu hafta maçı kazandırdı. Evet, tweet de attı zaten Antalya Spor bu durumla alakalı. Çok çok güzel bir görüntüydü. Nuri Şahin de işte ne doğrultuda olduğunu, nasıl bir hoca olduğunu güzel bir şekilde gösterdi. İşte Fatih Terim'e doğru haklı olduğunu söyledim Panayot konusunda ama yani asıl doğruyu yapan olması gereken aslında Nuri Şahin'inki, Panayot'unki sorumsuzluk, öbürününki sorumsuzluk değil, öyle bir fark var ama yani oyuncuyla yakın ilişki kurmak her zaman bu şekilde iyi. Bir diğer tercihim Göztepe'den Berkan'ı aldım ben. Göztepe'yi çok beğendim Fenerbahçe karşısında. Berabere bitmiş olabilir ama oyunun üstünlüğü tamamen Göztepe'deydi. Balış sözünü kesiyorum. Hani Anadolu takımlarında görmediğim bir şey gördüm. Onu da aklıma gelmişken Göztepe deyince söyleyeyim. Hani dakika 86'ydı, 87'ydi. Maç 1'di. 1-1'di ama Göztepe tamamen kazanmaya oynadı ve rakip sahaya gidiyordu. Bu benim çok dikkatimi çekti ve hoşuma gitti açıkçası. Ben uzun yıllardır maç izliyoruz. Bir Anadolu takımının büyük takıma karşı maç 1-1 iken bu denli galip gelme isteğini görmemiştim hiçbir zaman lig maçında. Puanlı bir maç. O yüzden de Göztepe'yi tebrik etmek istiyorum. Buradan söylemiş oldum. Ya Göztepe iyi top oynadı. Maestro'yu da tebrik etmek lazım. Koltuğunu korumaya çalışan bir teknik direktör. Ona rağmen bu futbolu oynatmaya çalışıyor doğru bildiği. Hep söylediğimiz vasat bir yabancı hoca bile ligimizde fark yaratıyor. Yerli hocaların seviyesi o kadar. Saydım galiba savunma hattımı tamamen. Gutas, Abdülkerim Bardakçı, Berkan Emir ve Bünyamin Balcı. Bünyamin'i unuttun, en önemlisi. Evet, Bünyamin'i onu Nuri Şahin'den bahsederken kanat beki oynuyor, üçlü oynatıyor Nuri. Yani ofansifte katkısı yüksek onun için, kanattan da çok bindiriyor. Maliyeti nispeten çok Antalya'daki diğer savunma oyuncularından ama almak lazım. Bence de öyle. Yani dediğin gibi Bünyamin alınmalı ama ben hani Veysel'i alarak biraz farklılık yaratmaya çalıştım bu sebepten diyerekten geçelim. Orta İçeride duran top da etkili, evet. Yani şey değil, yani, saçma bilmiyorum. Değil. Aynen. Orta saha tercihlerimize geçelim. İlk isim benim Halil olacak. Yani Göztepe'nin oyunundan bahsettim. Messi'nin dönüşü diyebilir miyiz? Ya gerçekten ben izlerken keyif alıyorum. Yani Fenerbahçe maçında da sahada her şeyini ortaya koyuyor ve yetenek olarak da alt bir seviye oyuncu değil yani. Yetenekli de bir oyuncu ve bu kadar da üst düzey mücadele edince göze hoş gelen bir futbol oynuyor Halil. Yani Göztepe taraftarı muhtemelen takımın en çok Halil'i seviyordur. Hani sevmemeleri için hiçbirine sebep yok. Göztepe'nin de kaptanı, iyi de oynuyor. Bu hafta da ben artık bu seneki şanssızlığını kırıp skor katkısı verebileceğini düşünüyorum. Bu sebepten ilk sıraya ben Halil'i yazdım. İkinci ismim Serdar Gürler. Konya Spor'dan bahsettik. Malatya karşısında, Şumudika'nın Malatya'sına karşı galibiyete yakın olarak görüyoruz. Serdar Gürler de zaten yükselen formuyla devam ediyor. Bu sebepten ikinci isim olarak Serdar Gürler'i tercih ettim. Bir diğer isim Galatasaray'dan olacak. O da bugün sözleşmeyi imza attı. 5 yıllık sözleşmesini uzattı Galatasaray'da. Muhtemelen kafası daha da rahatlamıştır. Bir iyileştirme de almıştır. İçeride Altay'a karşı Kerem'in ben etkili oynayacağını, yine skora katkı yapabileceğini düşündüğüm için ve orta sahadan da gelmesi sebebiyle kaptan tercihimi Kerem'den yana kullandım. Ve üçüncü isim olarak Kerem'i takıma dahil ettim orta sahada. Yine 3-4-3 ile bu haftada dizildim. Son isim Abdülkadir. O da her hafta kadromda yer alıyor artık. Bu Abdullah Avcı'nın elinin değmesine hep bahsediyoruz. Özellikle Fenerbahçe maçındaki işte ıslıklanması sonrasındaki durumundan sonra tamamen yukarı çıktı formu. Pardon, Fenerbahçe diyorum, Galatasaray maçı. Tamamen yukarı giden bir Abdülkadir var. Gol de atıyor artık. Skora da katkı veriyor. Oyununu farklılaştırdı. Trabzonspor. Milli maçta da Karadağ maçını da hatırlıyorsundur. Tabii tabii. Abdülkadir'le Kerem çözdü maçı. Çok güzel bir asist yaptı. Yani oyunun içinde daha da kendine güveni geldi. Hani bu özgürlüğü de aldı. Hep böyle biraz eksik oynuyordu. Şu an o güveni de geldiği için hani topu alıp kaleye de gidebiliyor, dribling de yapabiliyor, şut da atabiliyor. Zaten son maçta çok güzel bir gol attı. Bu yönleri de gelişti. Bu yüzden hem Türk milli takımı için hem Trabzonspor için çok önemli bir isim Abdülkadir. Ve benim kadromda yine yer alacak. Bakasetas'ın yokluğunda hani lige fırtına gibi giriş yapmıştı Bakasetas. Bertolacci ile beraber 7'şer gol attılar.
hala ligin zirvesindeler gol krallığında ama uzun bir süredir oynamıyor. O yokken sahneye Abdülkadir çıktı diyebiliriz. O yüzden ben Abdülkadir'i tercih ettim. Yedek isim olarak da biraz bütçe dostu olması sebebiyle, biraz da Antalya Spor'a güvenmem sebebiyle Doğukan'ı tercih ettim. Doğukan Sinik'te gole yakın oynuyor, kaleye yakın oynuyor Nuri Şahin'le beraber. Bu sebepten açıkçası yedek isim olarak biraz sürpriz de olabilir ama ben Doğukan'ı tercih ettim diyebilirim. Benim söyleyeceklerim orta saha hakkında bu kadar. Muhtemelen sende yine 2-3 ismimiz aynıdır diye düşünüyorum. Yani en azından takımlar aynı. Kerem Aktürkoğlu'nu ben de aldım. Ya bu sene almamak mümkün değil. Ligin en önemli yıldızlarından biri. Gole çok yakın. Galatasaray'ın santrforlarından da düzenli bir gol katkısı olmadığı için en gol açısından güvenilir oyuncu da Kerem. Onun için Kerem'i aldım uygun maliyetiyle de. Serdar Gürler de Konyaspor gibi ofansif. Galatasaray'ın santrafor demişken Barış. Hani bu sene ligi domine eden bir santrafor yok. İşte Sörlot vardı, Abubakar vardı, Diouf performansları vardı. Hep böyle son yıllarda. Ya skor olarak yok en azından. Skor yok, olarak yok. Kesinlikle yok. Yani dediğim gibi gol krallığı. Oyun olarak olsa bile skor olarak yok. Bakasetas ve Bertolacci önde gidiyor. Hani forvetleri göremiyoruz. Ya dünya futbolunda da biraz aslında öyle olmuyor mu? Yani bildiğimiz santrfor şeyi skorerliğinden çok biraz daha kanat forvetler, ofansif oyuncular skor yükünü çekmeye başladılar. Yani Haaland gibi, Lewandowski gibi istisnaları bir kenara bırakıyorum. Ama bizim ligimizde hani böyle bir domine eden forvet olurdu bu derdik her hafta. Evet. Arkaya yazdırdı, evet. Golü atardı. İşte Bupenza vardı, unut. Yani her hafta böyle rahatlıkla yazabileceğimiz bir isim olurdu ama bu sene yok. Onu söylemek istedim yeri gelmişken. Tekrar sözü sana bırakayım. Sağ ol. Serdar Gürler'i aldım. Serdar Gürler de Kerem'in bir benzeri. Ofansif bir takım Konyaspor. Bu sefer işimi şansa bırakmadım. Zümer Bütüçi'yi de aldım Konyaspor'dan. Çok güveniyorum Konya'ya. Malatya'nın ne halde olduğunu biliyorum çünkü. Benim diğer tercihlerim biraz sürpriz gelebilir. Yani sürpriz değil, kesin öneriyorum ama senden farklı. Antalya Spor'da hücum hattında Paul Mukairo oynuyor. Kaleye en yakın isim. Sprinterliğiyle, bitiriciliğiyle bence fark yaratıyor. Ben de o nedenle Paul Mukairo'yu aldım ve kaptan yaptım. Risk alıyorum ama iki gol atarsa. Mukairo mantıklı, hatta ben bile yazabilirim. Mantıklı bir tercih olmuş diye düşünüyorum. Mukairo'yu aldım. Yani herkese de öneriyorum. Maliyeti de uygun. Bir de Nuri Şahin'in oynattığı oyun. Ya şeyi görüyorum. Bir Bundesliga takımı gibi dizmeye çalışıyor. Takımı oynatmaya çalışıyor. Elindeki malzemeyle. Devre arası dokunuşları da olacaktır mutlaka. Şimdi elindeki kadroyla iyi oynatmaya çalışıyor o şekilde. 2-3 takviyeyle daha da iyi duruma gelirler. Onun için ben aldım Mukairu'yu ve kaptan yaptım. Orta sahada gözüküyor ve santrfor oynuyor aslında. Bir diğer tercihim de uygun maliyetiyle yine Antalya Spor'dan Doğukan. O da kanat forvet gibi oynuyor, kaleye yakın. Ben Antalya Spor'u çok beğendim. Oynadığı oyundan da çok keyif alıyorum. Maçta da favori görüyorum. Onun için Doğukan'ı da aldım. Forvet'e geçelim istersen. Bu arada Antalya Spor'da Kayseri deplasmanında hani biz böyle geniş geniş bir sürü tercih yaptık ama. Ya Kayseri Spor sıkıntılı ya. Hikmet Karaman'ın o klasik, hep konuşuyoruz ya, kazanıp sonra Bielsa şöyle yapar, neden Bielsa falan. O şu an neden Bielsa durumuna geldi yine. Hikmet Yokuş Hocam. Aşağı gidiyor. Hikmet Hocam bu yayını dinliyorsa muhtemelen bize amatör hediye olabilir. Bize bir sürpriz yapabilir. Biz yine de belirtelim hani Kayseri çok da göz ardı etmiyoruz. Hocam sevgiler, saygılar diyerekten forvete geçelim. Forvette benim ilk tercihim Kuma Babakar olacak. Sen Sivas Spor maçında Alanya Spor'u çok şanslı görmedin. Açıkçası kazanamayabilirler ama ben Babakar'a şans vermek istiyorum. Bu dediğim sebepten dolayı hani ligi domine eden. Ya şöyle. Yok diyorum. Alanya Spor'da bir düşüş gözlemliyorum. Sivas Spor'da da bir yükseliş hafif, bir hareketlenmez gözlemi. Özellikle Max Gradel son maç çok etkiliydi. Hatay'a o şekilde yenmek çok büyük takımların bile yapamayacağı bir şey. Çok zor bir şey. Yani onun için ben hani o maça çok girmek istemedim. Ya ben Babakar almak istedim. Diediu 3 haftadır yedek. Babakar oynuyor. Kupa maçında gerçi Diediu oynadı ama muhtemelen yine. Bu maçında oynaması da ligde oynamayacağı anlamına gelebilir aslında. Evet, son 3 maçta 11 başlayan Babakar başlayabilir. Alanya Spor'da Tayfur kart cezalısı son maçta birazdan. İkinci sarı karttan atılmıştı. Umut Güneş'in bir sakatlığı var. Serkan da kupa maçında kadroda yok. Umut Güneş de çok önemli eksik. Aynen çok iyi oynuyor. Ümit Birliği maçta da, Ümit Birliği takımda da iyi oynayan isimlerden. Berkan çok mantıklı bir hareket. Berkan'ı satıp 4 milyon euroya yerine onu koydular. Dediğin gibi ona benzer tarzda bir oyuncu. Bu maçta da kadroda olmayabilir ama ben Alanya Spor'dan yine de Babakar'ı forvet olarak tercih etmek istedim. İkinci isim Halil ama bu da tamamen bir soru işareti. Yine seninle konuşacaktım açıkçası. Şimdi Galatasaray'da forvette kim oynayacak bilmiyoruz. Her hafta bambaşka bir isim karşımıza çıkabiliyor. Son maç Cagne oynadı, gol atamadı diye muhtemelen Fatih Hoca yine değiştirebilir diye düşündüm. O yüzden benim tahminim Halil de Mustafa Muhammed de oynar. Geçen haftaki üretken
olamamadan sonra iki forvet başlar. Yani Halil biraz daha arkada serbest. Muhtemelen Taylan'ı dinlendirir. Berkan, Çikaldao, önlerinde Halil. Sağda Feguli, solda Kerem. İleride ya bence Agne ile başlarım ama hoca Mustafa Muhammed'le başlar muhtemelen. Yani olabilir. İnşallah Halil oynar diyelim. Ben Halil'i yine kadroya aldım. Üçüncü isim Cenni. O da geçen hafta Abdülkadir ile beraber kadromda vardı. İkisi de gol attılar. Etkili oynadılar. Bu hafta da Cenni'den gol bekliyorum. Adana Demirspor karşısındalar. Trabzonspor içeride bir şekilde kazanıyor. Gerçi dışarıda da kazanıyor. Trabzonspor sahaya çıkıyor. Sahada bir oyun oynanıyor. İyi ya da kötü bu tartışılır ama bu önemli değil. Genelde kötü ama kazanıyor. Yani. Çok önemli. Hiçbir önemli. Galatasaray bir kötü oynadı. İki maçı kazansa şu an çok farklıydı ligde mesela. Yani bu oyun... Trabzonspor kötü azlık oynadı. İki maçı kazanamasa işte Malatya maçı gibi mesela ya da Alanya Spor maçı gibi sene başındaki. Bu maçları iki maç kazansa Galatasaray öyle. Trabzonspor da bunu başaramasa aynı puanda olacaklardı. Ya aynen öyle. Hiçbir önemi yok bunun ya. Sezon sonu şampiyon olduğun zaman kimse demiyor ki Trabzonspor 13 hafta kötü oynadı atıyorum. Yani bunun hiçbir önemi yok. Sen sonuç... Ya oyun da önemli de kötü oynarken kazanabilmek de önemli yani. Göreceli belki de bu oyunu tamamen arzu edip oynuyorlar. Belki bizim gözümüze hoş gelmiyor olabilir ama hocanın tercih ettiği ve sonuca giden oyun buysa mantıklı oyun bu demektir. Trabzonspor'da ya psikoloji çok olur. Önemli futbolda. Şu an Trabzonspor bence şunu hissediyor sahadaki oyuncular. Yani biz kazanırız bir şekilde bu maçı. O aynen önemli. Öyle. Bir şekilde kazanıyorlar. Bu 3-4 sene önce Başakşehir'in şampiyonluğa gittiği dönemki durum açıkçası. Benzer bir takım. Ama sonra kötü kırılmıştı o da. Vedat Muriç'in Rize Sporu ve Göztepe maçlarıyla dağılmışlardı. Ama bu sefer öyle bir ara var ki yani kapanacak gibi değil. Benzer yani Hatay Spor'u çok beğeniyorum ama Hatay Spor'la Konya Spor'la mücadele ederse Trabzon şampiyon olur. Yani öyle bir sorun olmaz. Yani Trabzonspor artık buradan şampiyonu vermez gibi duruyor. Biz de bu her hafta Trabzonspor'dan oyunculardan faydalanalım. Bunu kaçırmayalım diyorum. Abdülkadir ve Cenni'yi bu sebepten yine kadroma dahil ettim. Yedek isim de Pesic olacak. Açıkçası ben Karagümrük'ün zor bir maç oynayacağını düşünüyorum ama Pesic uygun maliyeti ve gole yakın olması sebebiyle dahil ettim. Belki bir gol atarlar mı bilemiyorum. Gerçi yedek kalecimde Okan burada bir tezat durum ortaya çıktı ama orada bir de... Birinden yüzün güler işte yani. Onu da işte bir şey olsun. Yani ben yedek isim olarak Pesic'i kadroya dahil ettim diyorum. Sözü sana bırakıyorum. Benim forvet tercihlerim de seninkine benzer isimler yine var. Canini'yi aldım ben. Adana Demirspor'u yener Trabzonspor bence. Tam istediği gibi bir rakip Adana Demirspor. Hani çok savunmada güçlü değil. Çok güçlü bir şey, dirençli bir takım değil. Yani Trabzon'u bir şekilde yine içeride yeneceğini düşünüyorum. Canini de çok faydalı oynuyor. Zaten hep faydalı oynuyordu. Skora da katkı sağlamaya başladı. Ben Karagümrük'e güveniyorum. Hem Alexander Pesic'i aldım hem de Yan Karamoh'u aldım. Karamoh da çok iyi oyuncu bence. Çok hareketli. İkisinden biri mutlaka bence atar. Ve Göztepe'ni çok beğendiğimizi söylemiştik. Ben Yahovic'i de ayrıca çok beğendim. Yani hiç olmadığı kadar hareketli oynuyor. Yani Fenerbahçe'ye attığı gol baskısı, presi, zorlaması çok kıymetli. Orada kolay bir gol gibi gözüküyor ama değil. Ben onun için Yahovic'i de kadroma kattım. Yahovic de tercih edebilir aslında dediğin gibi. Ben bir git gel yaşadım. Babakar'ı aldım, Halil'i aldım, Canini'yi aldım ama bu isimleri değiştirebilirim. Bilemiyorum. Çok böyle ikilemde kaldım açık. Bakalım bu hafta da böyle olsun. Konuşmak istediğin başka bir maç var mı? Bütün maçları konuştuk sanki. Konuştuk. Yani benim değinecek ekstra bir maç. Yani Beşiktaş Kasımpaşa maçı ile ilgili haftanın ilk maçı. Orada da Beşiktaş'ın ne yapacağını bilmiyoruz. Hoca bir neşter yapar mı? Kasımpaşa da uygun bir rakip aslında. Hep deplasmanı zordur büyük takımlar için. İstanbul'da diye kolay gibi gelir bize. Çok stat da dolu olmadığı için ama hep zorlanırlar. Ben yani böyle rahat Kasımpaşa galibiyeti Galatasaray'ın çok sayılıdır. Geçen sene Beşiktaş en iyi döneminde yenilmişti. Ama bu sene çok kötü durumdalar. Sen ne bekliyorsun Beşiktaş Kasımpaşa maçı? Bence orada sürpriz bir şeyler yakalayabiliriz. Tarihsel olarak söyleyeyim, ben Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı Kasımpaşa'da yendiğini hatırlamıyorum diyebilirim yani dediğin gibi. Ve Beşiktaş'ın ne yapacağını hiç bilmiyorum. Hani Sergen Hoca da ne yapacağını bilmiyormuş. O bilmiyorsa benim bilmemem normal. O yüzden yorum yapamıyorum bu maç hakkında. Sen peki Sergen'le devam edilmesini doğru bulmuyorsun. Twitter paylaşımlarından gördüğüm kadarıyla. Yani takımı nasıl ayağa kaldıracağını bilmiyorum diyen bir hocayla doğru devam edilmesini doğru bulmuyorum tabii. Yani oyuncularla ilişkilerinin sıkıntılı olduğunu hissediyorum ben. Sorumlu ben değilim. Sahaya çıkıp ben mi oynayayım diyen bir hocanın takımı yeniden ayağa kaldıracak motivasyonunu nasıl sağlayacağını bilmiyorum ben. Ben de bilmiyorum. O yüzden yorum yapamıyorum açıkçası. Kasımpaşa Beşiktaş maçı benim için büyük bir soru işareti. Ben de... Altı çizili de konuştuk biz Mustafa'yla. Yani bence devam edilebilir mesela bir hocayla ne kadar kötü giderse. Ama kıstas şu, takımla ilişkisi kırıldıysa artık yani o oyuncuların pek çoğunu göndermek lazım. Ya da
Hocayla yolları ayırmak lazım. Yani hoca diyorsa ki ben sorunu biliyorum, şu 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 sorun var, ben bunu böyle böyle çözeceğim diyorsa sorun ortadan kalkar. En iyisi elindeki hocadır çünkü sorunu da biliyor. Yeni biri geldiğinde bir de o sorunun kaynağını arayacak, çözüm bulmaya çalışacak. Zaten kadroyu da kuran ama eğer hoca işte ben 11'i görünce çok şaşırdım Giresunspor maçında. Yani Josef stoper, Necip Pjanić orta sahası, iki forvet. Yani hocanın da çok sağlıklı düşünebildiğini zannetmiyorum. Josef stoper değildi ya, Necip Vida stoperdi. Pardon, Necip stoperdi. Şey, yanlış söyledim. Josef sadece, yanında Pjanić. Bu arada yani Pjanić bence Necip Montero bizim en iyi stoper ikilimiz oldu. O da zaten yine Sergen'e yazar. Sene başında stoper almaması. Ya dediğim gibi çok uzun konular yani ama Sergen Hoca'nın demek. Altı çiziliğe saklı. Bu hafta Mert katılacak altı çiziliğe. Yo, altı çizili zaten de çok çok güzel değerlendirmişsiniz zaten Mustafa ile beraber. Hani zaten çok fazla söyleyecek bir şey de yok o konu hakkında. Beşiktaş bizi üzdü. Yani büyük bir soru işareti bu haftada. Ne yapacağını bilmiyorum açıkçası. Yani Kasımpaşa gibi ligin havlu atmış takımlarından birine karşı bile Beşiktaş kazanır deyip 4 tane oyuncu alamıyor. Maalesef. Sen hiç almamışsın. Maalesef. Ben bir Batshuayi'yi aldım da ona da güvenemedim. Çok pahalıydı. Çıkardım. Batshuayi oynamazsa şaşırmam yani son maçta. Ya işte hocanın ilk maç olduğu için orada bir şeyler yakalayabiliriz belki. Hiçbir şey bilmiyorum. Ama yani güven vermiyor Beşiktaş açıkçası. Peki şeyi konuşalım. Bence haftanın en güzel maçı Hatay Spor Başakşehir olacak. Ya Hatay Spor'un zaten dünkü maçı da efsaneydi. Klasikler arasına girdi. Yani bir kupa maçında iki kalecinin birden son adam rolünde atılması. Ya şey olayı da çok bir güzel yani. Yufuk kaleye iki kere geçmesi. Yani çok uzatmada bir değişiklik katkı daha verildiği için bir daha bir kaleci alabildi. Onun için de biraz dramatik oldu yani. Aynen, o kuralı çıkarırken de herhalde hiç akıllarına böyle bir şey gelmemiştir. Ya, inanılmaz yani futbol tarihinde bir daha işine rastlanmayacak bir olay muhtemelen. Buna tanıklık ettik. Diouf da penaltı çıkartamadı gerçi ama Eyüp Sporlular direğe vurdular. Ama korkuttu demek ki yani. Aynen. Kalede oyuncular için de bu Melo da zamanında kurtarmıştı Elazığ'da penaltı. Yani muhtemelen penaltı atan oyuncu için de büyük bir gerginlik oluyor. Şimdi lan, ya kaçırırsam kalede kaleci yok. İşte Münir'e kaçırsa yani kaçırılır. Bütün oyuncular klasik Baggio da kaçırıyor falan derler. Ama yani şimdi kalede Diouf varken ki işte böyle kaleci değilmiş gibi durmuyordu, çok da yakıştı kaleye. Doldurdu da kaleyi. Ben tek özetini izledim, maçı izlememiştim ama yani ilginç bir ana tanıklık ettik. Başakşehir'de, Hatay'da oyunu oynamaya çalışan güzel takımlar. İki tane genç, belki de ülke futbolunda yıllarca adını duyacağımız hoca. Onları karşı karşıya izlemek güzel olacak. Alanya-Sivas maçı da değişik olabilir. Alanya-Sivas maçı da olabilir dediğin gibi. Hatay-Başakşehir maçı yani bana oyun zevki olarak çok bir şey vaat etmiyor. Biraz kısır bir maç olabilir. Alanya-Sivas sanki biraz daha hareketli olur gibi duruyor. Baktığım zaman Sivas'ın son bu kıpırdanmasından sonra iki maç arasında tercih yapma gereksinimi duymayacağız gerçi. Birisi cumartesi, birisi pazar günü. İki maçı da izleyebiliriz. Hatta cumartesi 1.30 için Alanya-Sivas maçı oldukça ideal olarak duruyor. Sabah kahvaltısı senin, öyle dersin. Yok artık kahvaltı değil. Şimdi hafta içi çok erken kalktığımız için hafta sonunda yine 7-8 gibi ayakta oluyoruz. Artık öğle yemeğine denk geliyor maçlar. Daha düzenli yaşamaya başladım. Alanya-Sivas maçı güzel maç olur bence de. Bir de yani Rıza Hoca'yı bilirsin, sen daha iyi bilirsin. Kazandı mı böyle seri yapar ama kaybetti mi de işte geçen sene bir beraberlikler arka arkaya alıyordu, Avrupa dönüşleri falan da tabii. Ama seriye bağladı mı da o çözülene kadar büyük takım küçük takım fark etmez, kazana kazana da gider. Bakalım, göreceğiz bu hafta. Evet, bütün maçları böylece konuşmuş olduk. Eklemek istediğin bir şey var mı? Yok Barış, teşekkür ederiz. Güzel bir program oldu. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Avrupa maçları var bundan sonra. Avrupa'da dönüşünü konuşacağız önümüzdeki hafta. Daha sonra da artık Avrupa maçları bir süre olmayacak. Bütün takımlar lige konsantre olacak artık diye düşünüyorum. Büyük takımların rotasyonları falan da daha az etkiler bizi. Ligde daha oturmaya başlıyor bu haftalardan sonra artık. Bakalım. Ağzına sağlık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızla ve beğenilerinizle destek olursanız seviniriz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.